Eski Devlet Bakanı ve Meclis Usul Komisyonu üyesi Sayın Fikri Sağlar. Bizimle beraber onun deneyimlerinden, birikiminden faydalanacağız. Sayın Sağlar, hoş geldiniz Tele 1 Ana Haber'e. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyenlere de iyi yayınlar, iyi günler dilemek isterim. Çok teşekkürler. Şimdi öyle iddialar havada uçuşuyor ki, fakat ben az önce söyledim. Hareket eden, harekete geçen, suç duyurularında bulunan barolarımız haricinde bir savcımızı göremiyoruz. Hani insan adli tatil önden mi başladı diye düşünmüyor değil. Neler oluyor? Şu izlediklerimizde, videoları kastetmiyorum ama, genel olarak Erdoğan'ın sessizliği, Süleyman Soylu'nun tepkileri ve iddialarla beraber siz ne görüyorsunuz bu tabloda? Türkiye'de rejimin değiştiğini görüyorum. Yani birçok insan Türkiye'de rejimin değiştiğinin farkında değil. Hala eski jargonları, hani bu şarlatanlar var ya, AKP şarlatanları, eski Türkiye diye ağızlarını giderek diyor. Başta Fahrettin Altun denilen arkadaş. Eski Türkiye hiç olmazsa bir hukuk devletiydi. Eski Türkiye'de hiç olmazsa parlamenter sistem işliyordu. Eski Türkiye'de hiç olmazsa sivil toplum örgütleri ve yurttaş bağımsızdı ve çok ciddi bir şekilde kendini ifade edebiliyordu. Yeni Türkiye'de bunların hiçbiri yok. Göbelsvari taktiklerle ve asıl anayasal anlamda özgürlüklerimizi, haklarımızı ve dolayısıyla adaletin oluşmasını engellediler. Bunun en somut örneği bu. Yani 20 gündür birisi kendi işlerinde, kendi ortakları, kendi ifadeleriyle birlikte hareket ettikleri, abi dedikleri bir kişi yapılanları ve bu ülkenin en önemli görevini yapan İçişleri Bakanlığı ile ilgili meclis başkanlığı, başbakanlık yapmış bir kişinin ailesiyle ilgili çok önemli iddialarda bulunuyor. Kimseden tık yok. Bakın, ben çokça bunu söylüyorum. Eski Türkiye, yani gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, hukukun üstünlüğüne inanılan, laik demokratik bir devlet yapısına sahip olan Türkiye'de Susurluk diye bir kaza oldu. Yani 12 Eylül'den sonra bugünlere bakarsanız çok önemli bir, vahim bir olaydı. Evet. İnfial uyandıran bir olaydı. Çünkü emniyet müdürü bir siyasetçi ve Interpol tarafından aranan katliam sanığı devlet kimliğiyle bir arabanın içerisinde kamyona çarptı. Şimdi onunla birlikte bunun aranan Abdullah Çatlı olduğu hemen ortaya çıkmasıyla birlikte parlamento çok ciddi bir refleks gösterdi ve bütün partilerin katılımıyla araştırma komisyonu kuruldu. Bunun üzerine DGM savcılığı olaya el koydu hemen. Bunlar olurken dönemin İçişleri Bakanı adı geçtiği için, o kimliği Mehmet Ağar'ın verdiği ortaya çıktığı için olayın hemen sonrasında, 5 gün sonra mı 4 gün sonra mı çok iyi hatırlayamıyorum ama istifa etmek zorunda kaldı. Evet. İstifa ettikten sonra da hamasete döndü. 1000 operasyonda 4000 kişi öldürdük, biz bu vatan için kanımızı canımızı verdik diyen bir sürü beyanlar bulundu. Şimdi bakıyorsunuz, o günden bugün arasındaki en önemli fark bu. Yani Susurluk vakası olduktan sonra meclis araştırdı, yargı araştırdı. Hatta Susurluk'ta adı geçenlerden birisi olan dönemin başbakan yardımcısı ve Refah Yolu hükümetinin koalisyon ortağı Tansu Çiller de olmasına rağmen Başbakanlık Teftiş Kurulu bu konuyla ilgili görev yapmak zorunda kaldı. Çünkü Başbakan Erbakan Demirel'den talimat aldı. Cumhurbaşkanından talimat aldı. Bunların hepsi, yani devletin şeffaflaşması doğrultusunda, hukuk devleti olma noktasında bu kirliliği, o günkü yani tırnak içerisinde Susurluk'taki kirliliği temizlemek için hemen refleks gösterdi. Şimdi 20 gün geçti. 20 gün geçti Evren Hanım, 20 gün. 6 tane, 7 galiba, 6 mı 7 mi bilmiyorum 7, ama 7 video. 7 tane video ortaya çıktı ve dediğim gibi en sonunda meclis başkanı, 40 yıllık Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşı, dostu, başbakan,
Şimdi Cumhurbaşkanı vekili yapmaya hazırlandı. Şu anda partide genel başkan vekili konumunda bulunan birisinin oğlunun Kolombiya ve Uruguay, Venezuela'da uyuşturucu kaçakçılığı yapabilmek için organizasyonun içerisine girdiğiyle iddiasıyla karşı karşıyayız. Ve kimseden tık yok. Bir tek Binali Yıldırım benim ailem benden böyle bir şey beklenmez diyor. Ama bugün BBC'nin AKP içinden aldığı bir bilgiyi sunmak isterim siz de herhalde. Buyurun, biraz önce ben de değindim. Buyurun. Evet, evet siz de dinlediniz. Ben izleyemediğim için söylenenlerin büyük bir çoğunluğu AKP'deki yetkililer tarafından doğru olduğunu ama Süleyman Soylu'nun söylediklerinin de doğru olmadığı doğrultusunda ifadeler var. Bu da BBC'nin haberi. Evet. Şimdi bu da haber doğruysa Süleyman Soylu orada niye duruyor? Demek ki Süleyman Soylu oradan görevden alınacak. Biraz geç olmuş olacak ama görevden alınacak. Bu derin peki, sessizlik buna mı işaret? Hani birileri bekliyor. Bence bu derin sessizlik bu olayı nasıl örtünün altına alacağız? Nasıl kamuoyunu yönlendirebileceğiz çalışmasıdır. Şimdi birilerini kurban edeceklerdir. Göbez vari taktiklerle algı yönetmeye çalışacaklardır. Ama milyonlarca insan, dün bir televizyon konuşmasında dinledim, arkadaşlarımız karşıda haber verdiler. 45 milyon insan izlemiş toplam evet. Bütün videoları. Evet. Sayısını bilemiyoruz. Sosyal medya artık havuz medyasından çok daha etkili. O dönemde bir de medya vardı. Yani basını da unutmayın. Susurluk'la ilgili dönemde bunların eski Türkiye diyorlar ya eski ve gerçekten laik demokratik cumhuriyette onlara göre eski ama bize göre her zaman yeni olan cumhuriyette çok da ciddi, bağımsız, tarafsız dengeyi kuran ve frenleyen, siyasileri frenleyen medya vardı. Şimdi tıpkı sizler gibi. Evet. Ama sizleri de çok fazla yaşatmamak için elinden gelen her şeyi de yapacaklarını da gayet iyi biliyorum. Ve yapıyorlar da. Ben bir gün yazarıyım. Bir gün gazetesine yapılanları, size yapılanları Rütük Başkanı tam bir AKP'li olarak çalışıyor. Evet. Devlet kurumu kalmadı zaten. Yani herhalde artık bütün kurumlar parti kurumu. Böyle diyebilir miyiz? Çok doğru. Yani devlet artık bir partinin devleti oldu. Bakın bunlar iki Ayyaş'ın kurduğu Türkiye biz bunu yıkacağız gibi kafaların arkasında sözler söylüyorlar ya. Bunu da zaman zaman da ağızlarından kaçırıyorlar. Evet. İşte şimdiki Ayasofya imamının hilafet istediği gibi bir an önce halifelik gelsin dedikleri gibi Diyanet Başkanlığı'nı Diyanet Kurumu haline getirdikleri gibi yeni bazı çalışmalar yapıyorlar. Orada itham ettikleri Cumhuriyet Halk Partisi kurucu parti olarak görev yapıyordu. Şimdi o günden bugün arasında en büyük fark Cumhuriyet Halk Partisi devletin partisiydi. Şimdi partinin devleti var. Bir partinin devleti var. Zaten AKP iktidarı konuşmalarında tek partili dönemde halkla ilişki kurabilmek için o günkü kurucu zihniyetin demokrasiye ulaşabilmek adına kurduğu demokrasi kültürünün gelişmesi adına kurduğu bir yapıydı. Daha sonra biliyorsunuz 46'dan sonra çok partili döneme geçildi. 50'den sonra da sağ iktidarlar bilinçli olarak bugüne kadar eğitimin milli olması gerekirken gayrimilli bir eğitim düzeni getirdiler ve bugün algısı gıt olan bir yapıyı ortaya çıkardılar. Dolayısıyla buna rağmen milyonlarca insan bir mafya babası diye geçen şeyde nedir? Ben bunu şeyden okuduğum için söylüyorum. Süleyman Soylu'nun yaptığı araştırmada üçüncü sıradaymış mafyalaşmada Sedat Peker. Onun sözleriyle allak bullak oluyor. Ve buna hala ciddi bir şekilde el koyan savcı yok. Niye yok? Niye çünkü yok? Rejim değişti. Tekrar ediyorum. Artık
yasama, yürütme, yargı erkleri bir tek kişinin elinde. AKP genel başkanının elinde. Bir parti genel başkanının elinde. O parti genel başkanı o erkleri istediği gibi kullanıyor. Keyfi olarak kullanıyor. Oysa bu yasama, yürütme, yargı erkleri birbirlerini denetleyen erklerdi. Yani yasama erki çıkardığı kanunlarla yürütmenin aşırı bir şekilde yurttaşın ya da örgütlerin, toplumun, devletin üzerinde onun kaynaklarını yolsuzlukla sömürmesin diye duran yasalar çıkarırdı. Yargı da bu yasalara uygun olarak takip ederdi. Devletin varlığını, harcamalarını sayıştayla denetlemek, danıştayla denetleyen bir konumdaydı. Bunların hiçbiri yok şimdi. Bir tek kişinin ağzına bakıyor. Bütün savcılar Recep Tayyip'e bakıyor ama daha da beklerlerse sonuçta Recep Tayyip'e gidiyor bu iş. Yol oraya gidiyor. Recep Tayyip'in yaptıklarını da anlatmaya başlayacaktır anlaşılan. Şimdi çıkıyorlar diyor ki o gün İçişleri Bakanı bu bir tezgah. Özgür Özel şunu söyledi arkasından bu çıktı bilmem ne. Ya bu kadar gücü olsa CHP zaten sizi çoktan devirir. O kadar ama, çok iddia var ki Sayın Sağlar. Hangilerini tartışacağız? Işte iddiaların altında kalanlar var. Yani biraz evvel siz de söylediniz, ben de şimdi söyledim. BBC Süleyman Soylu'nun söylediklerinin hiçbiri doğru değil diyor. Evet. AKP'liler söylüyorlar bunu. AKP'nin içerisinde bir kavga var. Bu kavga daha önce biliyorsunuz 17-25 Aralık'ta FETÖ'cülerleydi. Şimdi kurdukları koalisyonlar içerisinde kavga var. Süleyman Soylu kimi temsil ediyor? Sedat Peker kimi temsil ediyor? Bilmiyorum. Ama bir kavga var ve bu kavgada adım atamıyor Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü attığı her adımla kendisine de bulaşacağını, sıçrayacağını farkında. Onun için başka yollar deniyorlar. Korkarım ki Türkiye'de infial uyandıran olaylar peş sıra gelebilir. Onun için çok dikkatli olmak gerekiyor. Peki bu son Erkam Yıldırım ve uyuşturucu ticareti Türkiye'nin yolu değiştirmek için Venezuela'ya Yıldırım'ın gittiği yönündeki Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili neler diyeceksiniz? Öyle çok soru sormuşsunuz ki bugün sosyal medya hesabınıza baktım. Bir yanıt geldi mi diye sorayım mı size bu sorulara? Hayır, hiçbir yanıt gelmedi. Yok, Venezuela'ya tezkiti ve maske götürmüş. Soralım o halde. Erkam Yıldırım kaç adet tezkiti ve maske götürdü? Bunları kendi parasıyla mı aldı? Faturası nerede? Nasıl götürdü? Gümrükten nasıl geçirdi? Kime teslim etti? Neden böyle ulvi bir yardımda tek kare yok? Neden ve lanse edilmedi? Bu soruları bu durumda nasıl tanımlamak lazım? Şöyle tanımlayacaksınız. Eğer cevap herhangi birisi cevap veren vermesi gereken yetkili en sonunda savcıdır. Bu konuyla ilgilenmiyorsa o zaman bu sorular daha da artar. O nedenle diyorum ki sustukça sıranın Recep Tayyip Erdoğan'a geleceğinin farkında. Onun için susmamaya çalışıyor. Hı hı. Yani ne kafasında ne geçiyor onu bilmiyorum. Ama en yakını 40 yıllık arkadaşı belediyeden başlayarak birlikte yol yürüdüğü ve her vesileyle de şimdi onarı ettiği, yanından ayırmadığı bir kişinin oğlunun doğrudan itham edildiğini görüyoruz. Evet. Bakın 17-25'te 4 tane bakanla ilgili çok ciddi iddialar vardı. Kaçtı Rıza Zarrab. Şimdi o açıklamalarını Amerika'da yapıyor. Amerika'da yapması doğrudan Türkiye'yi rencide ediyor. Bizim saygınlığımızı yok ediyor. Ama aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin mal varlığıyla ilgili de var olan şaibenin üzerine gidilmesine de neden oluyor. Evet. Çünkü Türkiye böyle bir noktaya gelmemeli. Bir zamanlar Marcos vardı. Bunların dışında bir ülke haline gelmeli. Biz 19 yıl önce ülkemiz belki çok zengin değildi. Bizim yurttaşların refahı çok yerinde değildi. Ama saygındı. Kimliğimizle çıktığınız zaman dünyanın herhangi bir yerine size saygıyla bakarlardı. Şimdi öyle bakmıyorlar. Evet. Ya en zengin adamlar bile farklı olarak görüyor. Yani Türkiye'de dünyada 10 tane şirket, en fazla kamudan iş alan şirketin 5'i Türk. Demiyor mu adamlar sen devletle sen aranda ne var?
demiyor mu? Herkes diyor. O zaman nasıl size bakacaklar? Onun için dolar çok yükseliyor. Türk parasının değeri düşüyor. Evet. Çünkü kimse size güvenmiyor. Benim asıl iddiaların içerisinde en önemlisini söylemek isterim. O da Kutlu Savaş'ın öldürülmesi ve Uğur Mumcu'nun öldürülmesiyle ilgili iddia. Kutlu Savaş'ın öldürülmesiyle ilgili ben Susurluk Komisyonu üyesi olarak 1997 yılında araştırma yapmak üzere Kıbrıs'a da gittim. Şimdi İbrahim Şahin'in Susurlukçuların kendi ifadeleriyle çok etkili bir konu bu. Diyor ki Uzi silahı sadece ve sadece özel harekat dairesinde vardır. Türkiye'de hiç kimsenin cebinde yoktur. Kıbrıs'ta da yok. Yaptığım araştırmada bütün güvenlikle, o günkü siyasilerle, yöneticilerle konuştuğumda CTP'nin genel başkanı Cumhurbaşkanı olan Sayın Mehmet Ali Talat'ın daveti üzerine Kıbrıs'ta da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bunlarla ilgili, Kutlu Adalı ile ilgili bir araştırma yapmıştım. Uzi silahıyla öldürüldü. Adada böyle bir silah yok dediler. Şimdi bakın, İbrahim Şahin şunu söyledi. Dedi ki Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesinde bize doğrudan doğruya komple hazırladılar. Bize derken tırnak içerisinde özel harekatçılara, adı geçenlere komple hazırladılar. Neydi o komple dedik? Dedi ki öldüren aracın içerisine Uzi şarjörü attılar. Yani nasıl komple oluyor biz anlamadık dedik. Dedi ki Türkiye'de Uzi sadece bizde var. Bizi işaret etmek için o şarjörü kurdular. Ben de dedim ki avukat Yusuf Ekinci Oran'da öldürüldü. O da Uzi ile öldürüldü. Yanlış anlattım galiba demek zorunda kaldı ve yakalandı. O halini hiç unutmuyorum. Ondan sonra Kutlu Adalı da adada Uzi ile öldürüldü. Şimdi bu olayları araştıran bir dava açıldı. JITEM davası diyerek. Evet. Sonra hatırlayacaksınız Mehmet Ağar ve arkadaşlarının beraat ettiği bir dava. Evet. Ama İstinaf Mahkemesi bozdu bunu. Evet. Niye bozdu? Oysa davanın açılması gerekçesi 19 sanıkla ve 17 insanın öldürülmesiyle ilgili bir davaydı. Açılmasının gerekçesi Çarkı'nın yani onlardan birisinin itiraflarıydı. Sonra onları değiştirdi itirafları mahkeme sürecinde. Ben de şahit olarak gittim. Mehmet Eymür ve benzeri birçok insan da şahit olarak o mahkemeye katıldı. Beraat kararı verdiler. Şimdi bozuldu. Avukat Yusuf Ekinci'nin oğlu aynı zamanda avukatı. Bu davanın diyor ki tamamen yönlendirilmiş bir mahkemeydi. Ama şimdi bozulması artık mahkemenin yönlendirilebilecek bir noktaya gelmeyeceğini gösteriyor. İtiraf da ya da iddia diyelim, Peker'in iddiası, Korkut Eken. Evet. Ve Mehmet Ağar'ın ölüm kararlarını verdikleri. Biz bunları o zaman da görmüştük. Öldürecek ölüm listeleri vardı. Yeşil'in hazırladığı veya diğerlerinin hazırladığı ölüm listelerindeki insanlara getiriyorlardı, para alıyorlardı, sonra da öldürüyorlardı. Tansu Çiller bunların hepsini biliyor. Tansu Çiller'in bilgisi dahilindedir. O nedenle dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'in bir resmi vardır hatırlarsınız. Bir tarafı Tansu Çiller'in yüzü bir tarafına ve sözü vardır. Tak söyler şak yaparız diye Tansu Çiller bu kadar iç içe girmiştir. Şimdi o zaman şunu sormak istiyorum Sayın Sağlar, sözünüzü kestim ama bu JITEM kararı ile ilgili Susurluk JITEM, az önce sözünü ettiğimiz beraat kararlarının bozulması ile ilgili zamanlama manidar diyebilir miyiz? 5 Nisan'da karar verilmiş. Hı hı. Ancak 24 Mayıs'ta ilan edilmiş. Yani evet. UYAP'a verilmiş.
Karar 5 Nisan'da. Ama Nisan ayı çok ilginç. Çok ilginç, yani, çok farklı tarihler var. 12 gün önce bakanlık bilgi istemiş örneğin. Böyle değişik tarihler var iddiaları yani arasında. Ben de öyle takip ediyorum. Gördüğüm Sertaç ikinciden aldığım bilgi o. Hı hı. Şeyi söylemek istiyorum. Yani Recep Peker'in, Sedat Peker'in iddiaları anladığım kadarıyla AKP'nin ve AKP Genel Başkanı'nın vücut kimyasını bozdu. Dolayısıyla devletin de organlarının kimyası bozuldu. Çünkü devlet bir siyasi partinin devleti halinde. Onlar dengesiz, yalpalayan konuma düşünce bütün kurumlar aynı şekilde. Bakın bir sürü iddialarda bulundu Peker. Bir tek onun kardeşini aldılar. Evet. Yani o da eylem yapmamış. Evet. Ama peki soru nedir? Binali Yıldırım'ın oğluna bir soru sordular mı? Ya da işte bir sürü isimler yaptı. Onlara bir soru sordular mı? İki gazeteciyi evine aradılar. Bir soruşturma başladı mı? Bilmiyoruz bunları. Yetki ellerinde. Bugün kayıtsız şartsız devletin bütün kurumları, düşünün ya, Burdur valisi Binali Yıldırım'ın oğlunu koruyan tweet atıyor. Evet. Siz okudunuz. Evet. Haberlerde de söylediniz. Böyle bir şey olur mu? Ben anlamış değilim. Hadi Binali Yıldırım'ı korusa diyeceğim ki başbakanlık yapmış, o onu oraya görevlendirmiş, iyi ilişkisi var. Abisi mi, kardeşi mi, ortağı mı bilmiyorum ama Mecnun değilim dost, lakin çağırırsan çöllere gelirim lafıyla Mevlana'yı hatırlatıyor. Ne demek, ben anlamış değilim. Neyi hatırlatıyor ve nasıl oluyor? Şimdi bakın bir şey daha söyleyeyim, herhalde vaktimiz de bitiyor. Bu işin sonu nereye varacak sizce Sayın Sağlar? Bu sonuç bu hükümeti düşürür. Ama düşmemek için çok çaba sarf eder. Ve yani köprüler yanınca karşı taraflarda, karşı yakalarda insanlar kalırlar. Ve birden öbür tarafa geçebilmek için de çok büyük zorluklar çekerler. O noktaya geldi. Bir kere şunun açıklanması lazım. Ben dikkatle izlemiştim Süleyman Soylu'yu. Nisan'da gel, sen benim geliş biletimsin gibi, hı hı, iddialarda bulunmuştu biliyorsunuz Peker. Nisan ayında ne oldu? Bir tek bildiğim benim, AKP Genel Kurulu oldu. Evet. Neydi o genel kurulda? Ne olacaktı? Neye anlaşılmıştı? Bunların hiçbirini bilmiyorum. Ama gördüğüm odur ki Susurluk hükümet düşürdü. Bu da düşürecektir. Peki. Teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için öyleyse. Bakalım. Ama herkes kendine dikkat etsin bu arada, onu da söyleyeyim. Öyle diyorsunuz. Bu çok önemli bir şey ama bu söylediğiniz cümle pek çünkü çok şey içeriyor. Çünkü Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği kalmadı. Evet. Adalet, yargı tarafsız ve bağımsız olmayınca, hukuk devletinin dışına çıkınca kimsenin can ve mal güvenliği kalmamış demektir. O zaman yaşam yoktur. Tehlike budur. Bunu herkes görmeli. Evet, çok üzücü. İlerleyeceğimize, geriye, hatta gerinin de gerisine gidiyormuşuz gibi bir tablo var sanki ortada. Bunu düzeltmek için elimizden geleni yapmaya, tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Sayın Fikri Sağlam. Haklısınız Evren Hanım. Değişim her zaman gelişim olmaz. Değişim gerileşim de olur. Evet. Biz şimdi gerileşiyoruz. Ne yazık ki Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının emperyalizme karşı verdiği mücadele sonrasında Kurtuluş Savaşı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti, laik, demokratik, hukuk devleti, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti maalesef geriye doğru gitmiştir. Utanmadan anayasada yazılmasına rağmen hilafet istiyoruz diyen kişi ya karşı herhangi bir hareket yapılmamıştır. Amiral üniformasının üzerinde takke ve cübbe giyen birisiyle ilgili herhangi bir işlem hala yapılmamıştır. Evet. Ama tweet atan, düşüncesini paylaşan, sadece sessizce, uygarca sosyal medyadan
düşüncelerini ifade edenler yargılanıyorlar. Yargılanıyorlar. Öyle. Ve ceza alıyorlar. Böyle bir Türkiye bir zaman sonra açık hava hapishanesine döner. Onun için diyorum, dikkat edin diyor. Çok teşekkürler değerlendirmelerinizi, birikiminizi bizimle ve izleyicimizle paylaştığınız için Sayın Fikri Sağlar. Sağ olun.